Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan yeni devlet hastanesinin inşaatı sürüyor. 30 dönümlük alana yapılan hastanenin kısa sürede bitirilip hizmete açılması planlanıyor. Şu anda Keşan Devlet Yeni Devlet Hastanesi 9 katlı kabası bitti. Bu da %50, %45-50 demektir. İç dizaynı yapılmaktadır. 2015'in sonu ve 2016'nın başlarında geçmeyi düşünüyoruz inşallah. Yaklaşık 1,5 yıl önce temeli atılan yeni hastane ile ilgili açıklama yapan Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Nurettin Alparslan, 150 yatak kapasiteli yeni hastanenin tamamlanmasıyla çevre il ve ilçelerle komşu ülkelerden de çok sayıda hastaya da hizmet vereceğini belirtti. Mevcut hastanenin yılda 500 bin kişiye hizmet verdiğini belirten Alparslan, bunun 200 bininin ilçe dışından gelen hastalar olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Doktor Mehmet Müezzinoğlu tarafından temeli atılan yeni hastane inşaatının tamamlanmasıyla sağlık hizmetlerinin her yönüyle donanımlı daha iyi bir ortamda verileceğini kaydeden Başhekim Alparslan, yoğun bakım yatak kapasitesinin de artacağını söyledi. Şu anda Keşan Devlet Yeni Devlet Hastanesi 9 katlı kabası bitti. Bu da %50, %45-50 demektir. İç dizaynı yapılmaktadır. 2015'in sonu ve 2016'nın başlarında geçmeyi düşünüyoruz inşallah. Gerçekleşmesi. 200 yataklı, 25 yoğun bakım ünitesi var. MR, tomografi, mamografi, kemik transplantasyonu. Hemen hemen her birim kemoterapi dahil, her birim bulunmaktadır. Keşan ve çevresi yine 500 bin ve geçer hasta gelmektedir etrafla beraber. İlçe dışından yıllık 200 bin hasta gelmektedir. İl dışından 60 bin 70 bin hasta gelmektedir. Aynı zamanda Batı Trakya bağlı olduğu için 2014-2015 yıllarında benim bilgilerime göre 70-80 tane de Batı Trakya'dan hastalar gelmektedir. Oraya da hizmet verecektir hastanemiz. Keşan Devlet Hastanesi Edirne Birliği'ne bağlı, İpsala Devlet Hastanesi de idari olarak buraya bağlı bulunmaktadır. Aynı zamanda Erikli sahilde de bir polikliniğimiz bulunmakta. Burada da 3 ay boyunca 4000 ile 5000 arasında hasta bakmaktayız.